Welcome to our R&D center. We are Coppers R&D center in the beverage industry. It's a pilot production facility. In this facility, whatever we develop for new drinks, we can produce here in the machines, as even as a glass bottle or PET or can, we can do production normal one. So when we do a new production, it's all in German. Dünyada 40'tan fazla ülke ihracatımız var. 40'tan fazla ülke derken bu Yeni Zelanda'dan başlıyor, Kanada'ya kadar bütün ülkelerde var. Ben bordo, benim de bir çek. Şimdi şapkaları havaya atıyoruz. Var. Burada. Var. Two, three. Euroval is İstanbul. We have two airports, one at the European side, one at the Anatolian side. From Anatolian side, Bursa is only 1 hour away with the car. Bursa is famous of Döner Kebab İskender. İskender is the last name. I have friends from my high school. The most amazing Döner Kebab here, which is called Uludağ Kebapçısı. And the past away fathers and uncles, Cemil and Cem. Bu güzel işbirliği için ve şurada yazan Euro Cup kupasında oynamamızda büyük pay sahibi olan Uludağ İçecek AŞ'ye teşekkürlerimi belirten bu topu hediye etmek istiyorum. Buyurun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Soruya bakabilir miyiz? Çok sağ ol arkadaşlar. Evet. Dayıcım. Hayırlı olsun. Evet. Fruitex'te Bursa Spor basketbol takımını fabrikaya çağırdık. Yeni üretim tesisimizi. Amacımız hem biraz tesisi gezdirelim hem de seyirci olmadığı için kendimizi daha çok ifade etmek için nerede,
kimlerle beraber, nasıl bir sponsoru var, nasıl bir camiada olmasını arzu ettik. Ve onun için hoş bir gezi oldu. Önce bütün onları biraz biz de artist olarak kullandık. İçerideki hatlarda Frutti Ekstra Bursaspor olduğu için o üretim yapılırken şişeler birbirlerine attılar. Gerçekten çok hoş görüntüler çıktı. Çok keyifliler. Onlar da gençler, çocuklar gibi gerçekten. Eski takım günlerim geldi benim de aklıma. Ondan sonra onlara güzel bir sunum yaptık. Sponsorun şimdiye kadar ne yaptı, ne etti. Uludağ Frutti Ekstra, tarihçe, gelecek. Euro Cup'la ilgili bizim yaptığımız sponsorluk anlaşması, Türkiye'de beklentilerimiz ne ve yaptığımız Uludağ olarak bütün projelerin uzun vadeli olduklarını onlara anlattık. Ve burada da uzun vadeli projeler ama başarı da beklediğimizi söyledik. Ve Euro Cup'ta sponsorluğumuz olduğu için, Euro League sponsorluğumuz olduğu için ve Euro Cup'ta Almanya'da ne kadar bu işe ciddi baktığımızı, onlarla çıkan serüvende artık uluslararası yolda neler yapmayı planladığımızı konuştuk. Önümüzdeki hafta, cumartesi günü saat 15.15'te Beşiktaş maçı var. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü çıkış maçı, kendimizi gösterme maçı. Arkasından Fethiye'ye gidiyor takım. Bu maçta kazandığımız zaman, iki maçta kazandığımız zaman Türkiye'de hiç olmazsa zaten pandemiden dolayı bir sürü zorluk var. Hiç olmazsa o farklı üst sıralarda olmak bize ayrı bir ayrıcalık katacak diye düşünüyorum. Onun için güzel bir birliktelik oldu bugün. Şimdi bugün şöyle bir farklı bir şey yaptık. Tabii hızlı tüketim sektöründeyiz. Frutti Ekstra Spor, Ekstra Bursa Spor maçında şöyle bir farklılık yaptık. Bu cumartesi günü maçı TV bu şifresiz veriyor. Böyle olduğu için de Bursa'da 4 tane yer belirledik. Özgen Çay Bahçeleri'nde bugün için onlar. Ve ciddi bir radyo reklamıyla diyoruz ki maskeni al, arkadaşını getir. Frutti Ekstra Bursa Spor Beşiktaş maçının ligin açılışını gel, hep beraber seyret. Frutti Ekstra'nın birincisi senden, ikincisi bizden diye bir hoş bir kampanya yaptık. İnsanların açık havada ama maskeyle beraber hiç olmazsa takımlarını seyretmelerini ve desteklemelerini istiyoruz. Bence hoş bir organizasyon olacak. Onun için hem biz tabii iznimiz olduğu için belki 10 kişiden bir tanesi olarak sahada ama aynı zamanda gözümüz kulağımız orada olacak. Orada da ciddi bir kalabalıkta Bursa'da insanların Frutti Ekstra Bursa Spor'u seyredeceğini düşünüyorum. Bu esasında önümüzdeki dönemde pandemi bittikten sonra 7000 kişilik stadı ağzına kadar doldurmamız için yapacağımız projelerin sadece bir tanesi. Göreceksiniz, bunu iddia ediyorum. Ben biletli Bursa Frutti Ekstra basketbol takımının biletli %90 sahayı biletli olarak dolduracağını, herkesin eşleriyle, çocuklarıyla geleceğini, küfürsüz bir maç seyredeceklerini ve Türkiye'nin en büyük taraftarı olan Texas'la beraber çok keyif alacaklarını iddia ediyorum. Pazarlamacı tarafında vardır. Onun için inşallah bunu da sağlayacağımı düşünüyorum. İnşallah şu pandemide bir an evvel bitsin.